Merhabalar, Doktor Yunus Öç ben. Tekrardan bir soru-cevap bölümüne geldik. Bir sonraki sorumuzu alayım. Tek ameliyatla 15 santim uzatma yapılıyor mu? Astım olan bireylere boy uzatma ameliyatı yapılabilir mi? Tek ameliyatla 15 santim uzatma yapılmıyor. O yüzden daha önceki sorularda da söylediğim gibi alt bacak üst bacağı aynı anda zaten yapmıyorum. Önermiyorum da. Hayati riski olan bir operasyonu hayatta önermem. O yüzden tek bir operasyonla maksimum uzamanız 8-9 santim güvenli sınırlarda 8-9 santim olabilir. Daha üst limitler yani hasta bazlı konuşulabilir ama benim önerdiğim limitler değil. Astım olan bireylere boy uzatma ameliyatı yapılabilir mi? Akciğer kapasitesi ve akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek lazım. İleri düzey astımın tabii bir cerrahi, biz sadece kemiğe bakmıyoruz. Ameliyat hasta ameliyat oluyor. Anestezi için uygun değilse operasyon içinde uygun değil. Sonuçta 2,5-3 saatlik bir operasyondan bahsediyoruz. Önce sağlığınız, sonra güzelliğiniz diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Boy uzatma ameliyatından ne kadar süre sonra araba kullanılabilir? Bu değişken bir şey. Araba kullanmak için çok fazla yük verilmesine gerek yok. Hele otomatik araba çok rahat kullanılabilir. Uzayabilen çiviyle yapılan operasyonda hasta ameliyattan bir hafta sonra bile araba kullanabilir. Fiksatörle yapılan operasyonlarda ise haliyle o fiksatörle arabaya inip binme zor. O yüzden fiksatör çıktıktan sonra yine araba kullanabilir. Ama tabii arabaya kadar gitmesi için ne kadar yol gidecek, o yüzden onun üzerine ne kadar yük verecek. Tabii bunlar da şey olursa güvenli bir şekilde desteksiz dışarıya çıkıp araba kullanmam, normal hayatıma nasıl dönerim diyorsa ameliyattan özellikle fiksatör çıktıktan ve kaynama da eğer iyi orta seviyeli bir kaynaması varsa 3 ay sonra hem arabasını kullanıp hem de ufak bir yürüyüşünü yapabilir desteksiz olarak diyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Boy uzatma ameliyatı yaşlanınca problem yaratır mı? Hüseyin Bey'in sorusu. Boy uzatma ameliyatı yaşlanınca yani süreç bittikten sonra herhangi bir problem yaratmaz. Yani sağlıklı bir tamamladığınız süreçten sonra sizin kendi kemik dokunuz oluşacağı için ve kendi dokunuz uzayacağı için anatominiz bozulmadan böyle bir operasyon olduysa, herhangi bacağınıza bir yamukluk ya da başka bir şey oluşmadıysa bu operasyonda haliyle yaşlanınca da herhangi bir problem yaratmayacaktır. Diğer bir soruya geçiyorum. 1.63 boyundayım. 1.80 olmak istiyorum. Olabilir miyim? Min adlı hastanın sorusu. Toplam 17 santimlik bir uzamadan bahsediyoruz. 1.63'ten 1.80 olabilir misiniz? Yani hastayı muayene etmeden bir şey diyemem ama ben güvenli sınırları söylemiştim. Tekrar söylüyorum. Üst bacak 6.8, alt bacak 5.7. Böyle olunca da maksimumu hesapladığımız zaman 8'e 7 olarak hesaplasak maksimum her şeyin mükemmel gidip hastanın çok iyi olur. O da 15 santimlik bir uzama diyor güvenli sınırlarda. Böyle bir şeyde de maksimum 15 santim. Çok iyi baktı kendine. 1-2 santim daha fazla ya da bir deformitesi vardı. Onu düzelterekten 2-3 santim elde ederse 17-18 santimde olabilir. Ama maksimumumuz nedir diye sorarsak üst taraf 8, alt taraf 6-7, o zaman 15 santimlik bir maksimum boy uzatmadan bahsedebiliriz. Bir diğer soruya geçeyim. Boy uzatma ameliyatını Lübnan'da yapıyor musunuz? Nisa. Niye Lübnan? Türkiye'de yapıyoruz. Lübnan'a çağırırsanız uygun şartlarda gelir, orada da yaparız. Bir diğer soruya geçiyorum. Hocam 17 yaşındayım, 1.83 boyundayım. Tahmini kaç santim uzarım Emre? Yani boyun sana yeter zannımca ama eğer daha fazla uzamak istiyorsan uzatma sana bağlı. Tek bir operasyonla 8 santim, 7-8 santim uzayabilirsin.
O da boyunu zaten 1.90'a yaklaştırır. Yeterli olur diye düşünüyorum sana. Geçiyorum bir diğer soruya. Boy uzadığında kollar kısa kalacağı için kollara da uzatma oluyor mu? Esat Bey'in sorusu. Her zaman söylediğim gibi eğer marjinal bir uzatma yaparsak, yani hasta bunu istiyor, bacakları 13-14 santimin üzerinde uzatıldıysa alt bacak haliyle gövde ve bacak oranı, proporsiyonu bozulur. Bozulduğu zaman da haliyle normal şartlarda kollar yanda durduğu zaman normal anatomisinden daha farklı görülür. Bacak ve gövde oranı bozulacağı için kollar da kısa kalır. Ha, bu durumlarda özellikle humerus dediğimiz üst koldan uzatma yapılabilir. O yüzden hani bacak boyu uzatma için hasta geldiği zaman bunun onun estetik olarak daha böyle farklı görünmesini, daha böyle hani göz, boyu uzayacak ama göze hoş gelen bir durumda olması için maksimum limitlerini iyi seçmek, değerlendirmek gerekir. Hatta hastalara özellikle benim söylediğim uzama esnasında aynadan kendinize bakın ve hani çok maksimum bir uzatma değil de en idealini, vücudunuzu en iyi şekilde gördüğünüz yerde durduralım. Bu da önemli bir ayrıntı. O yüzden ama çok uzamak istiyorum diyen hasta bir alt taraftan 14-15 santim uzadıysa üst gövde ve bacak oranı bozulacağı için haliyle kollara da uzatma isteyebilir. İstediği zaman da uzatılabilir. Diğer sorumuz. En fazla kaç santim uzayabiliriz? Ahmet sorusu. Bunu az önce de birkaç sefer söyledim. En fazla bizim maksimumumuz üst taraf 6-8, alt taraf 5-7, en fazla 15 santim uzayabilirsiniz güvenle ama vücudunuz buna da izin vermiyorsa uzatmayı yarıda ya da işte gittiği yerde kesmek zorunda kalıyoruz. Önce sağlığınız, sonra boyunuz ya da güzelliğiniz diyorum. Bugünü de bitiriyorum. Kollar uzatılabilir mi? Alexander'ın sorusu. Evet, üst koldan uzatma yapılabilir. Ama üst kolun riski alt kola, alt bacaklara göre bir tık daha fazla, çok fazla damar sinir yapısı geçtiği için daha dikkatli, daha güvenli bir operasyon olup ona göre uzatma yapılabilir. Kollar da uzatılabiliyor.